Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız, iyi Sağ misiniz? olun, teşekkürler. Demin aradım siz cevap vermedi ya da öyle sinyal verdi Evet. Ben de göremedim, bekledim sizi. Şu Tamam, an buyurun. bağlanabildik. Şöyle bir yorumları bir şöyle yapalım. Tamam, sorular kısmını alırız. Hocam, bu akşam ırkçılıkla ilgili işte ve bunun bileşeni olarak gördüğüm, öyle düşündüğüm İslamofobi kavramıyla alakalı size bazı sorularımız olacak. Benim de aynı zamanda tez konum. Benim için de faydalı ve verimli bir sohbet olacağına inanıyorum o yüzden. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Öncelikle bu ırk kavramı, işte ırkçılık kuramı, bu kuramla ilgili net bir çizgi çizebilir miyiz? Yani böyle aslında ırkçılık, ötekileştirme, ayrımcılık hepsi böyle birbirlerinin etrafında geçen kavramlar ama mesela işte bu ayrımcılık bir her türlü nefret söylemi ırkçılık mıdır? İşte ya da her türlü bir kötü bakış, her türlü bir dışlama bunu nasıl ayıracağız? Bunun net bir sınırı, çizgisi nedir hocam? Irkçılığı neye ırkçılık Ya diyebiliriz? biz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz topraktan geldik ve insanız. Bizim aramızda bir üstünlük yok. Eşitlik de yok. Yani insan olmaktan kaynaklanan cevher olarak, ruh olarak aynı ruhu taşıyoruz. Ama beden kabiliyetlerimiz itibariyle hepimiz farklıyız. Kimimizden üstünüz. Yani o anlamda kadın erkek arasında da bir eşitlik yok. Kadınlar duygusal zeka bakımından erkekten üstün olabilirler. Kadın beden olarak zayıf olabilir ama erkek daha güçlü olabilir. Ve zaten insan bu ikisinin bir araya gelmesiyle mükemmeliyete ulaşıyor. Yani insan aile içinde insan oluyor, kimlik kazanıyor. Biz ikimiz iki eksik bir parçayız. İnsan ve kadın ve erkek bir araya geldiği zaman anne baba oluyorlar ve onlara bir çocuk emanet ediliyor. Bu anlamda bir defa kadın erkekten tutalım, bir kenara bırakalım. İnsanlar doğduğu anne babayı kendi seçti. Bundan dolayı üstün Evet. ya da geri olabilir mi? İnsanlar doğduğu zamanı kendileri mi seçtiler? Savaş yıllarında Doğduğu milleti. tabii Doğru. doğduğu ana baba, doğduğu zaman, doğduğu toprağı kendi mi seçti? Yani Afrika'da doğabilirdik, derimizde siyah olabilirdi. Ama Cenab-ı Allah bizi burada böyle yaratmış. Bundan dolayı insanlar üstün ya da geri olmazlar. Mesela bir zengin bir yoksula 100 lira verse, bu çok önemli bir hayır değildir. Ama cebinde 10 lirası olan bunu kardeşiyle paylaştığında, oransal olarak çok büyük bir fedakarlıkta bulunmuş olur. Yani bir bardak suyu kardeşiyle paylaşan susuzluk içinde Afrika'daki bir köylünün o bereketi, sevabı daha farklıdır. Cenab-ı Allah onun için bizim kalbimize bakıyor, niyetlerimize bakıyor. Bu anlamda biz birbirimizden üstün olmaya çalışmalıyız. Ama bilmeliyiz ki üstünlüğümüz, yani bakın bir insan çok iyi şiir yazabilir ama o çok iyi şiir okur anlamına gelmiyor. Hatta kekeme de olabilir. Birisi hiç şiir yazamayabilir ama Allah ona çok güzel bir ses vermiştir, okuma kabiliyeti vermiştir. Çok güzel bir şiir okuyucusu olabilir. Ama o kişi beste yapmayı bilmeyebilir. Beste yapan ne güzel okuyabilir ne de onu yazabilir. Ama onu yazan ve okuyan beste yapmayı bilmeyebilir. Birisi de beste yapacak. Evet. Sonra bunları birisi izleyip bunları bir araya getirip bir eser ortaya koyacak. Bir editör ya da müellif ortaya çıkacak. Ya da bir yayıncı ortaya çıkacak. Onun da o ticari zekası ve o toplumsal ilişkilerle ilgili zekası onu bizden üstün kılacak. Yani çok değerli ressamlar olabilir ama onu dünya tanımamıştır. Bu Tabii. anlamda biz hepimiz birbirimize muhtacız ve hepimiz bir araya geldiğimizde onun için hani Said Nursi'nin bir örneği var. Bir 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 toplarsan 3 eder ama yan yana gelirse 111 eder. İnsanlar bu Doğru. anlamda
birbirine karşı değil. Zaten Cenab-ı Allah sizi kabileler halinde yarattım ki tearif edesiniz. Yani bilişesiniz diyor. Bakın, bilişim kavramı Kur'an-ı Kerim'de tearif olarak geçer ve Yunus Emre yıllar öncesinden bilelim, bilişelim, dünya kimseye kalmaz der. Burada bizim bakış açımız çok önemli hayata ve nasıl bir sorumluluk üstlendiğimiz önemli. Irkçılığa gelince, işte ırkçılık Firavun düşüncesidir. Kendini üstün görüyor ve diğer insanları aşağılıyor. Burada iki tane ırkçılık var. Bir tanesi kendi adına bir aileyi yüceltiyor haksız bir şekilde. Bir diğer yönüyle de diğer insanları aşağılıyor. Zaten birilerini ne kadar çok yüceltirseniz kendilerinizi de kendiniz de o konuda o kadar, yani bir ressam diğer bir ressamı eleştirebilir de biri diğerinden biraz üstün olabilir. Ama o sen üstadsın diyebilir ama kendini de ben beş para etmem, o zaman niye resim yapıyorsun ki, değil mi? Ama tabii, birisini gereksiz yere çok yüceltiyorsanız kendinizi o alanda çok yetersiz, çok eksik görmüş olursunuz. Demek ki negatif ve pozitif ırkçılıklar var. Bir milleti, topluluğu yüceltmek ve bir başkasını, bu belli bir zamanda, belli bir mekanda, belli bir topluluk da olabilir. Bu spontan liderler, her işte şeyh uçmaz, mürit uçurur derler ya. Birilerini üstün göstermek isteyebilir. Bunun da kökeninde o örgütlü anlamda Siyonizm var. Evet, Cenab-ı Allah beni, İsrailoğullarını diğer kavimlere göre birçok bakımdan üstün kıldı. Nasıl oldu? Gayet açık oldu. Onlar arkalarında Firavun ordusu, önlerinde deniz vardı ve Hazreti Musa o kavmi kurtarmak için mucizesini gerçekleştirdi. Bir kavim peygamberleriyle birlikte mucizenin içinden geçtiler. Hazreti Musa mucize göstermedi orada. Bir mucizeyi birlikte yaşadılar. Sonra dediler ki acıktık. Kutret helvası da indi, bıldırcın kebabı da indi. Hatta o kadar ileri gittiler ki, ey Musa sen aradan çekil, Tanrı bizimle konuşsun, biz ona ihtiyaçlarımızı söyleyelim dediler, biliyorsunuz. Ve lanetlendiler. Demek ki göklere çıkartılıp, deniz geçilmezdi ama geçtiler. Sina'ya çıktıktan sonra oradan Kudüs 10 günlük yoldu kervan yolculuğuyla. 40 yılda gittiler. Ama başlarında 3 peygamber vardı. Bir tanesi Hazreti Musa. Bir tanesi Hazreti Harun. Aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yanlarında bir de Üzeyir Aleyhisselam. Hazreti Harun yolda vefat etti. 40 yıl sürdü yolculuk. Hazreti Musa Kudüs'ü göremedi. Üzeyir Aleyhisselam onları Kudüs'e indirdi. Yanlarında bir de 3 peygamber büyüten bir kadın vardı, Hazreti Asiye. Şimdi bir yandan nasıl yüceltildiler, sonra Allah'ın ipini bırakınca nasıl zelil edildiler. Yani üstünlük mutlak değildi. Evet, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak, Yakup Aleyhisselam üzerinden çocukları 1000 yıl peygamber oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları 1000 yıl, ki sonuncusu Hazreti İsa'dır. 1000 yıl kavminin başında peygamber olarak yürüdüler. Hangi millete böyle bir nasip verildi? Ama onların Hazreti Lut'a yaptıklarını biliyorsunuz. Diğer birçok peygambere neler yaptıklarını, iftira ettiklerini de biliyorsunuz. Ve birçok defa da lanetlendiklerini, gazaba uğradıklarını da. Yahudiler bunu kendi ırklarına yapılmış mutlak bir tahsis olarak gördüler. Ve biz Tanrı'nın ailesinden izlediler. Hatta Üzeyir Aleyhisselam Babil sürgünü sonunda dönerken Tevrat'ı birleştirdiğinde işte bu Allah'ın oğlu dediler. Bunu ancak Allah'ın oğlu yapardı. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, Üzeyir Allah'ın oğlu dediler diye. Aslında
Burada çok büyük bir yanılgı var. Burada ilk ırkçı aslında şeytandır. Çünkü Cenab-ı Allah insanı secde et dediğinde ben üstünüm dedi. Cenab-ı Allah da sizi ben yarattım ve sizi benden iyi bilen yoktur. Hocam ırkçılığın nereye dayandığını düşünürken işte antik çağdan mı başlıyor yoksa daha önceden mi daha sonradan mı derken şeytandan başladı hiç aklıma Tabii, gelmemişti yani gerçekten. İlk insanın İlk ırkçı. Yaratılışı ile birlikte ve en kadim günah, ilk lanet, ilk haram, ilk günah ırkçılıktır. Bir şey daha soracağım bu bağlamda. Mesela siz bir yazınızda Firavun'un sarayından Musalar çıktı dediniz. Yani her toplumda her türlü insan olabiliyor. İşte her türlü Tabii. söylemde insan olabiliyor. Ama şimdi şöyle de bir şey geliyor benim aklıma. Şimdi bir A ülkesi var. Bu A ülkesinde gerçekten işte usulsüzlükler, hırsızlıklar, işte farklı farklı sıkıntılar var. Ve cidden yani kötü bir ülke. İstatistiksel, bilimsel olarak da bunun işte kayıtlara geçmiş. Biz diyoruz ki bu A ülkesi şöyledir, kötüdür, böyledir. Yani kötü demeyelim. Verileri budur, hırsızdır. Şöyledir, böyledir. Yani bu ırkçı bir söylem mi? Yani. Topyekun suçlarsanız, bakın Hazreti Lut'un kavminde tek kurtuluşa eren kendiydi. Hazreti Nuh'un kavminde 40 kişi bir gemi dolusu insan kurtuldu. Evet, bir kişi bile olsa orada o ülkeye işte Peki, zan altında bırakmamamız gerekiyor. Firavun'un sarayında kim vardı? Hazreti Musa vardı. Musa, evet. Firavun'un Hazreti Harun sarayında. Vardı. Doğru. Hazreti Yuşa vardı. Hazreti Asiye vardı. Firavun'un karısı. Doğru. Hazreti Lut'un karısı benim annem değil ama Firavun'un karısı benim annem. Peki insanlık tarihinin en muhteşem kadını kim? Kim? Ben demeyeceğim. Yani bakın, Demek isterdim. Bakın, peygamberlerin ayak izinde koştuğu bir kadın. Öyle biri de mi var? Mesela kendi mucize olan bir kadın var, Hazreti Meryem. Ama Hazreti Hacer diye biri var. Mesela kurbanda o var. Mesela evet. Safa ile Merve arasında koşarken onun ayak izlerinde koşarız. Kabe'yi evet. tavaf ederken Kabe'nin içinde onun mezarı var. Hacer, Firavun'un hizmetkarı. Bir kadın. Şimdi Firavun'un sarayında Hacer olmak mümkün. Peygamberin evinde ise Hazreti Lut'un hanımı gibi ya da Hazreti Nuh'un hanımı gibi inatçı biri olmak da mümkün. Onun için bu kadın ya da erkek ya da yani işçi hakkı, patron hakkı yok öyle bir hak, hayvan hakkı. Hak Allah'a ait olan ölçüdür. Nerede tecelli ederse biz hakka tapan bir millet olarak haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı oluruz. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Böyle yapmamız gerekir. Onun için bizim bu zihnimizi bir arındırmamız gerekiyor. İlk haramdan, ilk lanetten kurtulmak için. Şeytanın en keskin hilesidir bu. Biz eğer Allah'ın dinine hizmet edersek Allah da bizi yüceltir. Allah'ın ipini bırakırsak da kim olursak olalım, peygamber torunu da olsanız gideceğimiz yer yok. Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz. Öyle kurtarıcı liderler, organizasyonlar, şunlar bunlar yok. Herkesin ancak yaptığının karşılığı vardır. Hazreti İbrahim'in güzel örneği yoktu. Hazreti Musa da Firavun'un sarayındaydı. Hazreti Yusuf kuyudaydı, 7 yaşındaydı, belden yukarısı çıplaktı ve Firavun'un sarayında bir köleydi. Demek ki Firavun'un sarayında hakka ulaşmak da mümkün. Peygamberin yurdunda şeytana uymak da. Onun için bizim yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani işte hiç bir toplum çok kötü, her şey aleyhlerinde, herkes fahişe, herkes hırsız, herkes katil.
burada nasıl Müslüman olunur? Hazreti İbrahim bir puthanede büyüyen çocuktu. Orada İbrahim oldu. Hazreti Hacer Firavun'un sarayında hizmetkardı. Evet. Allah herkese eşit uzaklıktadır ve bizim kişiliğimiz 7 kişilikten oluşur insan. Bunlardan 4'ü asli, 3'ü arizidir. 4 asli yapıdan bir tanesi ruhtur. Bütün insanların ruhu mukaddestir. Hepimizin ruhu yaratıldığında şeytana secde denilen ruh o ruhtur. Herkesin ruhu mukaddestir. Ruh hastalanmaz, yaralanmaz, unutmaz, ölümsüzdür. Geldiği yere geri gidecek. Bir canımız var. O da bu dünyadaki hayatiyetimiz, fonksiyonlarımızla ilgilidir. Onu biz yönetmeyiz. Yani karaciğerimizi, kalbimizi, beynimizi nasıl çalıştığını da bilmeyiz. Biz sivrisineğin beynini de bilmeyiz, arının beynini de bilmeyiz. 45 gün yaşayan bir arının o kadar çiçeği nasıl tanıdığını, nasıl bal yaptığını, o yolu nasıl öğrendiğini de bilmeyiz. Ama böyledir. Bir canımız var. Bir nefsimiz var. O ego dediğimiz, bizi kibirlendiren, öfkelendiren, bizi dünyaya bağlayan. O şeytanın dostudur. Dikkat etmezsek meyli şeytandan yanadır. Dünyadan bu yanadır. Bu konuda bir parantez soru sormak istiyorum. Şey işte bu hani bizim nefsimiz var. İşte kendimizi, kendi toplumumuzu hep bir böyle daha üstte görme eğilimimiz de var yani. Aslında mesela bu konuda i̇şte polis fırçılıktan şeytandandır dedin. Şeytandan. Dünya malı, satın alınan bir şey ya da dünyada itibar ettiğiniz ne varsa o şeytani. Nefsidir. Hani şok nefsi olmuş dediğiniz var ya. O nefsidir. Evet. Şöyle mesela şahıs olarak değil de mesela millet olarak da bu pozitif ırkçılık kavramı bana hep şeyi hatırlatıyor. Yani hatırlatmıyor, o ayrımı çizemiyorum. Milliyetçilik. Mesela o milliyetçiliğin sınırı ne olmalı ki pozitif ırkçılığa işte düşülmeden nasıl milliyetçi olabilirim? Mutlaklaştırmadığınız sürece yani bizim milletimiz İslam'a asırlarca hizmet etmiştir. İyi. Yani bakın Fatih'le övündüğünüz zaman cennete gitmeyeceksiniz. Fatih sizinle övünürse din günü cennete gideceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz. Yani babanız peygamber olduğu için siz de kimseyi kurtaramazsınız. Herkesin değeri kendisiyle sınırlıdır. Onun için bu insanın kişiliğini doğru tespit etmemiz gerekiyor. Bu 7 kişilikten birisi neydi? Ruhtu. Birisi candı. Birisi nefsti. O nefis şeytana meyaldir. Ruh meleğe meyaldir. Öbürü de akıldır. Tek yönettiğimiz bunlardan akıldır. Akıl bunlardan hangisine dokunursa ve akıl ne kadar güçlüyse, yani hakikatin bilgisi de, gerçeğin bilgisi de, tek bakış açısıyla dünyevi gerçeklere odaklanırsanız akıl sizi yanıltır. Hem hakikatin bilgisi hem gerçeği, yani hakka ait olan bilgi, hikmet dediğimiz şeyi de itirak etmesi gerekiyor. Akıl nefse bağlanırsa dünyevileşir. Ruha bağlanırsa tekamül eder. Ekmel-i mahlukat, eşref-i mahlukat olur. Eğer nefse meyal olursa melhum adal olur. Hayvandan da aşağıya gider. Cana dokunursa sağlıklı yaşarsınız. Eğer tersini yaparsanız sağlığınızı da kaybedersiniz. Şimdi bu 4 şeyden akıl diğer 3'ten hangisine dokunursa onu canlandırıyor. Peki 4 asli 3'te arizi vardı. Bu arizi olanlar nedir? Bir tanesi melektir. Ruhun dostu, bizi koruyan, kiramen katibin. Yani biz 7 kişi, tek bir fert, birey yok bizde. Birey din, ahlak ve gelenekten bağımsız olan biyolojik vakaya, belhum adale yakın bir genoma söylenebilir belki. Burada bizim insan olarak 4 asliğinin dışındaki 3'ten biri melek. Bizim dostumuzdur. Bizi hakka hayra çağırır, vicdanımıza seslenir, aklımıza seslenir, kalbimize seslenir. 3 yerde onu hissedersiniz. Hani ayet diyor ya, gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Buna inisyonizm, sezgicilik,
şuur altı, yaratılıştan kaynaklanan, fıtrattan gelen bilgilerimiz var bizim. Melek onları harekete geçirir. Ama içki içerseniz ya da nefsinize çok rağbet ederseniz, aklınızı zayıflatırsanız, aşk ve öfke aklı zail eder. Çok büyük bir fitnedir. İşte akıl bloke edilince de şeytanın tuzağına kolaylıkla düşer. Demek ki bir ruhumuz var ve bir onun dostu melek var. Bir nefsimiz vardı, bir de onun dostu şeytan var. İnsan şeytanın sesini duyar. İçinde bilgi vardır. Bu yanlıştır, hakikat değildir, yalan söylüyordur. İşte o zaman şeytan sizinle konuşur. Demek ki bir de bizim bir şeytanımız var. Nefsimize taht kurmuş, oturan. Bir de cin vardır. Onların iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Hannasın vesvesesi de vardır. Dikkat etmemiz gerekir. Yani dışarıdan bize bir iyi, bir kötü, bir de hem iyi hem kötü olabilen üç tane ses duyarız sürekli. Bunu içimize hissederiz. Bu insan bu yedi kişilikten oluşur. Tabii psikologlar bunu bu anlamda yorumlamadıkları için kimi orada aradıklarını pek bilmezler. Evet. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum da şeyle alakalı hocam. Şimdi biz genellikle ırkçılık üzerinden gidiyorum. Sonradan biraz İslamofobiye bağlamaya çalışacağım. Irkçılıkta mesela ırkçılık deyince aklıma ırkçı söylem deyince hep Amerika'daki işte beyaz bu papyonlu insanların siyahlara uyguladığı bir ırkçılık akla geliyor. Yani hep böyle düşünüyoruz ama ırkçılık aslında çok da uzak değil. Bence çok da böyle hani uzak gibi görmek çok daha sıkıntılı. Yani sanki hiç bizde yokmuş gibi, bizim yakınımızda yokmuş gibi. Mesela bizim toplumumuzda siz Sakarya'dasınız. Mesela Sakarya'daki mevsimlik işçi olayı vardı, bilirsiniz. Onun iç olayını tabii ki medya ne kadar yansıttı bilemiyorum ama böyle bir şey hani ırkçı bir söylem olduğu, ırkçı bir tutum olduğu ortaya çıkmıştı. Ya da ülkemizde Suriyeliler var. Suriyelilere karşı çok ırkçı bir tutum işte sergilendiği de aşikar. Tabii bu konuda da işte nasıl düşünmeliyiz o da yani nasıl bir tutum sergilenmeli, yani nasıl düşünülmeli? Yani bu evet. Şey sadece işte Masonlar, Komünistler, Yahudiler, hep Batılılar, Amerikalılar. Yok, hepimizin içinde bu tür şeytani duygular da var, rahmani duygular da var. Yani bizim içimizde de başkaları olabilir işte. Hazreti Lut'un evinde Hazreti Lut'tan başka gerçek anlamda Allah'ın istediği şekilde davranan yoktu. Diğerleri, ailesinin fertleri bile haksızlık karşısında susanlardandı. Ve Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeniydi o dönemde yani. Bu olaylar yani olurken, yaşanırken yaşanan bir gerçek bu. Şimdi onun için bizim bu övünmeyi ve dövünmeyi bırakmamız gerekiyor. Sayısal değerler de bizim için çok fazla bir şey ifade etmez. Tamam, yani beyaz adam bütün kızılderileri öldürdü, karaderileri köleleştirdi. Bunların varlığı bugünkü bizim günah işlememizi bahanesi olamaz. Ve bizim onlarla kıyaslanıp ben onlara göre zemzemle yıkanmış gibiyim dememizin bir anlamı yok. Onların elinde böyle bir imkan vardı ve imtihanı kaybettiler. Biz de eğer bugün burada miskale zerretin hayran yarah ve miskale zerretin şerran yarah ölçüsünde gelin kaynana kavgasında, karı koca kavgasında, komşu ya da ortaklar arasındaki ihtilaflarda haksızlık yaparsak bunların hepsinin hesabı bizden sorulacak. Onun için başkalarıyla kıyaslayarak kendi günahımıza gerekçe bahane üretmeye de gerek yok. Her dönem herkes kendi içinde bulunduğu şartlara göre cezalandırılacaktır ve yaptıklarından sorumlu tutulacaktır. Dün de vardı ırkçılık, işte şeytanla başladı diyorum. Diğer dönemlerde de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Çünkü şeytanın kendi varoluşu, daha doğrusu yaratılışındaki o sapmadan, yaratılıştan sonraki sapmanın temelinden söz ediyoruz. En iyi bildiği şey oydu ve ilk önce de karı koca ihtilafı çıkartmak için, onları cennetten çıkmalarına yol açan fitneye sevk etmek için ifsat hareketinde bulundu. Çünkü insandan intikam almak istiyordu. Bu şeytani oyunlara düşmememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Haklıdan yana olacağız, haksıza karşı.
Bunu başarabilirsek Allah'ın rızasına ulaşırız ve bu şekilde de Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmuş oluruz. Evet, yani bu sorun, yani sorunun bağlamında şu da aklıma gelmişti. Mesela bu tarz olaylar aslında bu kapitalizm ve ırkçılık arasındaki ilişkinin göstergesi midir? Mesela işte o ucuz işçi olayı, mevsimlik işçi ya da Suriyelilerin mesela Türk işçilere göre daha ucuz çalıştırıp işte Türklerin işte iş ortamında yeterli maddi imkanı elde edememesi. Bu genellikle işte kapitalizm, ırkçılık ilişkisinde hani bu birbirini destekleyen kapitalizm ırkçılığı besler mi? Tabii yani kapitalizmde bütün dünyevi beşeri sistemlerde kendi hegemonik menfaatları ve baskın kişilikleri çok büyük rol oynuyor. Ama bunları illa da ideolojik ve politik ya da ekonomik modellemelere bölmeye gerek yok. Gelin kavgana, gelin kaynana kavgasında, karı koca kavgasında, komşular arasındaki kavgalarda böyle çok ideolojik ve politik ayrışmalar yok. Dolayısıyla bizim hak ölçüsünden olaylara bakmamız gerekiyor. Eğer o insan politik bir aktör olsaydı çok daha kötü işler yapabilirdi. Ama elindeki imkan bu ve o kadar çalıyor. Eğer bir büyük bir bankanın yöneticisi olsa daha çok çalardı demek ki. Ama adamın oradaki ahlaksızlığının derecesini Cenab-ı Allah daha doğru tespit eder. Adam daha fazlasını çalabilir ama imkanı olmadığı için çalamamış. Dolayısıyla sadece rakamsal olarak hırsızlığa bakmak yetmez, oransal olarak da bakmak gerekebilir. Onun için bu olayları böyle ideolojik politik çerçevelerde değil, ahlaki ölçüler olarak değerlendirmek gerekir. Ben de aksine hep böyle bu olaylar hep ideolojik, hani okumalarımda hep ideolojik gibi düşünmüştüm. Yani bu tamamen işte tabii ki bir nefret, bir söylemi var, yani içten O gelen da bir var. evet nefis var ama hep bir ideolojik düşündüm ben yani. Hep bir sanki bu evet Tabii bu bir nefret söylemidir. Faşizm faşizmdi. ve suç olmalıdır yani. İdeolojiktir, O suç zaman olmalıdır. hayır, futbol taraftarlığı da elinde palalarla dışarıya çıkıyorlar. Mikrofaşizmdir. Yani onlara eğer siyasi ve iktisadi güç verirseniz sonuçları çok daha trajik olabilir. Yani onların imtihanı o şekilde. Dolayısıyla faşizmi böyle çok ideolojik ve politik kalıplardan ibaret görmek bizi yanıltabilir. Ne bileyim işte herkes kendi takımının amigoluğunu yapıyor. Hani demin de söylemiştik şey uçmaz mürit uçurur gibi bir anlayışla. Allah bizi işte hepimiz kardeş olalım istiyor. İstişare ve şura ile bu işi yapalım istiyor. Ama bizim tarikatlarımız birbirine ne ihvan demez. Kendi tarikat içindekilere ihvan der. Kendi arkadaşlarından biri haksızlığa uğradığında çok daha fazla sahiplenir. Başkası haksızlığa uğradığında. Halbuki bir Müslüman bir gayrimüslima haksızlık yaparsa biz kimden yana olmamız gerekiyor? Haklıdan yana olmamız gerekiyor. Ama öyle davranmıyorsak orada faşizm vardır, orada ırkçılık vardır. Yani Doğru. ırkçılığı illa da çok büyük topluluklar, politik programlar içinde mütalaa etmememiz gerekir. Irkçılık, Mikro olarak da tabii düşünebilmeliyiz. hemşericilik de ırkçılıktır. Yani cami yönetimini ele geçirmek isteyen iki şehrin adamları arasında yalan ve iftira birbirine karşı husumet varsa bu da ırkçılıktır. Tamam, cami yapmaya çalışıyorlar ve kendi hemşerileri bu işi yönetmek istiyor. Ya da şu tarikatla bu tarikat şu Kur'an kursunu ele geçirmek için birbiriyle hayırda yarışmak değil, birbirine zarar Doğru. vererek kendi hegemonik yapısını oraya yerleştirmek istiyorsa bu da ırkçı bir yaklaşım olacaktır. Bazen birine nerelisin diye sormak bile bazı durumlarda ırkçılık olabiliyor. Yani o O durumda o yani insana niyetine bakmak lazım. Yani bu ayet çok açık. Niyete göre. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin der Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla eğer bunun aksine davranıyorsanız bu ırkçı bir yaklaşım olacaktır. Doğru. Hocam şimdi bir ırkçılık bağlamında bu 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeni ırkçılık, şimdi kültürel ırkçılık diyeceğim ama siz kültür kavramını Kullanmıyorum. reddediyorsunuz diye, Evet. kullanmıyorsunuz diyebiliyorum. Yeni ırkçılık
diyelim kültürel ırkçılık, yeni ırkçılık diye bir kavram çıktı. Her türlü işte artık kültürel farklılığa bağlı olarak ayrımcılık yapılan ayrımcılıklar işte ırkçılıktır. İslamofobi de bunlardan biridir gibi bir şey var. İşte İslamofobi ilk nasıl çıktı? Ben araştırmalarımda 97'de İngiltere ilk raporlamış bunu. 97 diye ama öncesinde yok muydu İslamofobi? Hayır, eskiden biri vardı. İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı ya da bu diğer dinlere, diğer etnisitelere düşmanlık, kavimler arası çatışma eskiden biri vardır. Mezhepler arası çatışma vardır ama politik program olarak İslamofobiyanın ortaya çıkışı 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra İngiltere'de yapılan NATO toplantısında Margaret Thatcher yaptığı konuşmada bundan sonra tehlikenin rengi kızıl değil yeşil olacak dedi ve İslamofobiyanın ortaya çıkışı böylece başladı. NATO ülkelerinde İslam tehdidine karşı bir çalışma programı başlatıldı. Türkiye'de daha sonra adını BÇG alan harekette bu yönelişten doğdu. Bunlar da kendini demokrat olarak tanımlarlar, laik demokrat, çağdaş ama aslında ırkçı bir politikanın parçasıydılar. Ve daha sonra da bu devam etti, gelişti. Bugün de Fransa'nın asıl sözcüğünü yaptığı bir harekete dönüştü. İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı. Yani o düşmanlığın sınırı yoktur. Kendisi için tehlike gördüğü, tehdit gördüğü. Bazen tehlike ve tehdit görmese bile içeride bir ittifak sağlamak için korkutma yoluyla bir düşmana karşı içeride bir tesanüt, birlik oluşturmak için bir kavim bu şekilde suçlanabilirdi. Bunlar sapkın siyasi otoritelerin ya da ideolojilerin kullandıkları yöntemler. Soğuk Savaş tamamen böyle değil miydi? Sağ sol, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, laik, İslamcı hepsi tamam farklı olabilir, tartışabilir, birbirlerine muhabbet beslemeyebilirler. Ama birbirlerine yönelik tehdit yokken onları yok etmek üzerine bir senaryo. Hayır, Taif'e giden peygamber gibi olacağız. Onları hakka çağıracağız, kazanmaya çalışacağız. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim için Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda üç ayrı metot görüyoruz. Bir tanesi Hülfül Fudul, Erdemlerin ittifakı, Mekke dönemi. Yani orada bir erdem üzerine bir araya geliş var. Ne kadar erdemli insan varsa onlar daha sonraki süreçte hep Müslüman oldular. İkincisi İslam yayılınca, yani artık Müslümanlar büyük kalabalıklar olunca müttehit, din kardeşliği temelinde bir birlik. Ondan sonra yönetime geldiğinizde yönettiğiniz toplum içindeki gayrimüslim toplulukları nasıl yöneteceksiniz? Başkalarının temel haklarına yönelik tehdit oluşturmayan herkesle nimet ve külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştireceksiniz. Yani Müslümanlarla ittihat, erdemli insanlarla ittifak, değer üreten ve başkasına yönelik tehdit oluşturmayan herkesle itilaf gerçekleştireceksiniz. Müslümanların dışındakiler kategorik olarak müellefetin gulüp olarak tanımlanacaklar. Bakın burada hiçbir ırkçılık yok. Ve onlardan biri haksızlığa uğradığında bütün Müslümanlar ve erdemli insanlar haklının yanında haksıza karşı koyacaklar. Evet, çok güzel. Peki şu an mesela günümüze baktığımızda İslamofobinin en çok yükseldiği zamanlardan biri diye, yani şu an şu sıralar İslamofobi çok çok yükseliyor bence. Geçmiş dönemlere kadar. Ya konjonktür evet. Olarak. Peki yani altındaki sebepler nedir sizce şu güne politik, bağlı olması? Politik. Yani Fransa bu işin liderliğini yapmak istiyor. Kendi içinde sorunları da var. O sorunları da dışarıdan gelen bir tehdide karşı dayanışma, Hristiyan, laik bir ülke, Hristiyancılık oynuyor. Ve Avrupa içerisinde de, bakın İtalya değil, Vatikan'ın bulunduğu İtalya değil, Fransa Hristiyan kültürünün, Hristiyan inancının temsilciliğine soyunuyor. Bu başka bir politika. Daha çok da kendi iç politikasındaki bir takım muhalif sesleri susturmak için bunu malzeme olarak kullanıyor. Tabii kendi sıkıntıları da var. Afrika'dan gelen sömürgelerden gelenler var. Müslüman toplulukların Fransa'da ciddi anlamda Afrika'dan gelen Müslümanlar da var. Diğer İslam ülkelerinden gelenler de var.
Bunları da baskılamak istiyor, kontrol altına almak istiyor ve hepsinin ötesinde bir Euro İslam, Avrupa İslamı üretip onun üzerinden nasıl İngilizler Türkiye'de halifeyi bile seçmeye kalktılar, adam bulamadıkları için laikliğe yöneldiler. Yoksa Şerif Hüseyin'i halife yapmak istiyordu İngilizler. Almanların böyle bir İslam politikası vardı. Fransa laik olduğu için bu İslam politikasına çok fazla giremedi. Amerikano İslam politikası vardı. Fethullah Gülen böyle bir projeydi. Şimdi Fransa kendi İslam politikasını Avrupa'nın merkez politikası haline getirmek istiyor. Bu da faşist bir şeydir. Kendine benzeterek onlara yaşama hakkı tanımak, böylece Fransız devriminin temel ilkelerine de ihanet etmiş oluyor. Tabii kendi açıkladıkları manifestoya göre. Yoksa zaten bu işler hileydi. Yani bize Magna Carta'yı insan hakları belgesi gibi sunuyorlar. Halbuki kralla derebeyler arasında yapılan anlaşmaydı. Vestfalya'yı bir proje olarak sunuyorlar. Halbuki derebeyleriyle kilise arasında yapılan anlaşmaydı. Fransız devrimi de öyle çok da fazla insan hakları falan da içermiyordu. Mesela Yani bir isyan tabii. Buyurun. Müslümanlar kendi işte çıkarlarını koruyacak, gözetecek bir şey lider seçecek olsalar, biz laik değiliz, İslamofobiyiz. Siz de yazınızda yazmıştınız ya, işte kraliçe Anglikan kilisesine işte başı olabiliyor, sıkıntı yok. İşte Japon güneş çocuğu tarafından kutsanabiliyor. Almanya Hristiyan şansölye seçebiliyor. Ama Müslümanlar kendi çıkarlarını koruyacak bir lider seçildiğinde bir sıkıntı var hep. Peki bu fobinin kime yararı var? Yani uzun vadede kimseye bir faydasının olmaması lazım aslında. Bu kime ne fayda sağlıyor ki? Yani bizim işte Yani laik bugün değil işte olmamızın. Fransa içeride birliğini sağlamak istiyor. İçeriye baskı uygularken bahane bulmak istiyor. Avrupa'da Hristiyan kültürünün temsilcisi olmak istiyor politik. Bir program Macron'un. Macron aslında Rothschild'lerin oradaki adamı ve kapitalist bir adam. Ama Fransa genelde sol eğilimli bir merkezdir. Kapitalist bir adam sol bir ülkede kendine bir politik zemin oluşturmaya çalışıyor. Bunu oluşturmak için de İslamofobiyayı kullanıyor. Çünkü İslam karşıtı milliyetçi unsurları. Yani bugün AK Parti MHP ile nasıl ittifak kuruyorsa ya da CHP HDP ile nasıl ittifak kuruyorsa ya da başka arayışlar gündemdeyse Fransa'da kendi içinde politik bir takım ittifaklar kurmaya çalışıyor. Öyle bakmak lazım. Yani CHP HDP ile normalde eski söylemiyle ittifak olamaz ya da AK Parti ile MHP, çünkü daha önce Cumhurbaşkanı seçiminde MHP CHP yakınlaşması vardı ve Ergenekon'un avukatlığını yapıyorlardı. Demek ki bu politik ittifaklar her zaman olabiliyor. Fransa'da da böyle bir politik ittifak söz konusu. Görünen o. Evet hocam. Ben bir soru da soracağım son olarak. Sonra yorumlardan birkaç soru alıp artık vaktimizi Buyurun. doldururuz diyorum. Şimdi şey var. İslamofobi deyince mesela aklıma öncelerden beri şey gelirdi. İşte şu anda insan yani din alimlerinin olsun ya da işte farklı ülke içerisinde Müslümanlığı temsil eden kim olursa olsun işte böyle güzel temsil edememeleri aslında İslamofobiyi tetikliyor gibi geliyor bana. Mesela bir Evet. kendine hoca diyen bir zat çıkıyor. Yani hadis olacağına inanamadığımız şeyler söylüyor. Yani böyle sapkınlık boyutunda. İşte diyoruz ki böyle bir şey olamaz. Yani ben Müslüman olmasaydım o hadisleri, o hocayı görsem ben Müslüman olmazdım. Yani ona inanarak insanın işte İslamofobi besleyesi gelir. Yani bunların bir engellenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Hayır, Bunların suç olması, yok. medyada görünmemesi gerekiyor artık diye düşünüyorum. Şeytan Yasak suç damarlarımızda dolaşıyor. Şeytan damarlarımızda dolaşıyor. Şeytan var olacak hep. Şeytan askerleri de var olacak. Onlara rağmen biz hakka, hakikate yöneleceğiz. Güzel insanlar, güzel örnekler olacak. Ve insanların anlayacakları şekilde hakka, hakikati insanlara anlatacaklar. Taif'e giden peygamber gibi olacağız. Herkesin hakkını biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Herkesin Evet. adalet, barış, hürriyet içinde yaşamasını istiyoruz. Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir dünya istiyoruz. Batı'da hak kavramı yok. Human right var. Human insan da değil, right da hak değil. Biz insan için Allah'ın ona yaratılıştan vehbi olarak verdiği hakların, yani Allah'ın hukukunun koruyucusu olacağız. Bunu hem kendi içimizde göstermemiz gerekiyor, hem de insanlığa göstermemiz gerekiyor. Ama
evde karı koca kavgası, komşu kavgası, kabile kavgaları böyle devam ederken de olmuyor. Kavga etmemek için Allah'ın ipine tutunmamız gerekiyor. Ama maalesef Kur'an'ı okumadan Müslümanlık yapıyoruz. Peygamberimizin hayatını, kendi hayatımızın örneği olarak almadan yaşadığımız hayatta hem kendi içimizde kimsenin hoşuna gitmiyor hem de dışarıdan bakınca bir karikatür ortaya çıkıyor. Yani biz Kur'an'ın tanımladığı, Peygamberimizin örneklediği Müslümanlardan olmamız gerekir. Dinimizi Allah'a has kılmamız gerekiyor. Allah, Resul, kitap. Dinin aslı, esası budur. Bununla çatışan, çelişen, buna aykırı ne varsa reddedeceğiz. Elbette bizim alimlerimiz var. Onlar gökteki yıldızlar gibidir ama onlar da yanılabilirler. İşte Hanefi olur, Şafii olur, Maliki olur. Müteşabih ayetler. Yani farklı yorumlamaya müsait olan ayetlerin yorumundan kaynaklanan ihtilaflarımız olursa birbirimizi mazur görürüz. Birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmeyiz. Bana göre çok da akılsızca hareketler yapan bir Hanefi, ben Hanefiyim. Hanefi'nin arkasında namaza durmaktansa çok dürüst, takva sahibi bir Şafii'nin arkasında, bir Maliki'nin arkasında namaza durmayı tercih ederim. Yani ben Teşekkür Hanefiyim, ederim Allah. Hanefici değilim. Evet. Ben Müslümanım, Müslümancı değilim. Müslümancılık da faşistliktir diye düşünüyorum tırnak içinde. Ben Müslümanlardanım. Elhamdülillah. Yani aklıma şey örneği geldi. Çok çok şey olacak ama uç olacak tabii ki. Şey vardı. Bir ateist, bir imam hatırlıyor musunuz hocam? Ateist imam ama şey çok memnun. Cemaat çok memnun. Diyor ki imam ne olur gitmesin. Hani Diyanet artık soruşturma falan açıyor. Biz çok memnunuz. Bir de İslamiyet'i çok güzel anlatıyor falan. Yani tam böyle O, şey ama işte o da bir işin başka içinden. cahillik. O zaman rol yapan birine şeytan sarık sarıp gelir. Çünkü Evet. Allah sizi şeytan sizi Allah'la aldatmasın diye bir ayet var. Şeytan sağdan da yaklaşabilir. Yani Tam sureti bir o örneği bir yani. münafıklık örneği olur. İşte Müslüman Ama herkes de terazide biliyor. Yani ama işte herkes memnun. öyle bir şey olmaz. O memnuniyet de o cemaatin sağlıksız bir cemaat olduğunun işareti sayılır. Yani kıraatı güzel diye benim kıraatım güzel olmayabilir. Ama Tabii kıraatı ama güzel bir gayrimüslimin arkasında namaza duramazsınız. Hele bir tabii ateistin. ki. Ateist yani belli bu. Soruşturma açılmış falan. Tam böyle şey işte İslamofobik bir durum yok ama Yok, her şey çok saçma bir karikatür. şekilde. Evet, Bence karikatür mizah. aslında bir şey. Evet. Mizah. Hocam bir iki soru alacağım. Arkadaşlar soru bölümüne atarsanız yorumları takip etmektense. Mesela şey gelmiş hocam. Türk-Kürt sorunu hakkında hükümetin girişimleri yeterli buluyor musunuz sizce? Değil. Daha farklı şeyler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Sonra başka arkadaşlar yorum yapılmış sorularda genellikle. Soru soracak olan varsa çok az vaktimiz kaldı. Söylediklerinizi toplum olarak uygulamak için ne yapılması gerekir? Daha çok okumak, vahye şahitlik etmek, peygamberimizin hayatına, peygamberlerin hayatına bakmak gerek. Yani Türkiye üzerinde ümmetin yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz demiş birisi. Yani geleceğini görmem mümkün değil ama şu anda dağınıklık devam ediyor. Eğer Allah'ın ipine hep birlikte tutunursak Allah bize bir çıkış yolu gösterir. Yoksa işimiz zor. Evet hocam genellikle hep yorum yapmışlar. Soru Evet. kısmında pek soru göremedim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ Tam olun. Allah 45 hayırlar dakikamızı versin. Sağ olun. doldurduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Kendinize Allah iyi razı bakın. olsun. Sağ Hayırlı olun. Çok akşamlar diliyorum. teşekkürler. Sağ olun efendim. O zaman canlı yayını bitiriyorum. Tamam.